Sohbetlerden herkese merhaba. Bugün Türkiye'de caz deyince akla gelen ilk isimlerden caz müziğin dahisi Kerem Görsev konu. Hoş geldiniz. Dahi değil. Dahisiniz. Ben... Yok yok ben dahisiniz. de. Dahisiniz. Bu tartışmaya kapalı. Mütevazi bir müzisyenim ben de. Mütevazi dahisiniz. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu cazın Türkiye'de tanınması için yaptığım prodüksiyonlarında dünyada birkaç insan bile izlese, dinlese ondan mutlu oluyorum. Yani emekçiyiz biz. Caz Çok emekçi. güzel şeyler yapıyorsunuz. Ben hayranlıkla takip ediyorum. ve 6 yaşından bu zamana neler değişti, neler dönüştü hayatınızda? Nasıl anlatırsınız sizin caz yolculuğunuzu? Hiçbir şey değişmedi aslında. 6 yaşında rahmetli babam bana bir piyano aldı ve 1967 yılında konservatuvara girdim. O siyah beyaz tuşlarla hala oynuyorum. Bundan 10 dakika evvel de sizin stüdyonuzda güzel bir piyano var. Hakikaten voicing'i falan güzel. Hoşuma gitti. Ben Tatile gittiğim zaman bile nereye gidersem sorarım, otelde piyanonuz var mı? Çalmak, dokunmak istiyorum. Ayrı kalamam fazla. Yurt dışına da gitsem, yurt içine gitsem ki artık yani bir, bir kenarda kıyıda biraz böyle psikolojik bana e, terapi gibi geliyor. Çalmadığınız bir gün yok diye alınıyorum buradan. Yani çok ayrı pozisyonlarda olduğum zaman işte turnede olduğum zaman falan bazen denk gelmiyor ama bir aralıklar oluyor ama piyanoya dokunmak benim hayatımdaki en mutlu olaylardan biri. Şahane peki farklı bir enstrümana hiç böyle ilginiz oldu mu? Olmaz yani, olur mu? Yani piyano olmasaydı ne olurdu mesela? Hayır piyano olmasaydı piyano müzik enstrümanlarının amiral gemisidir. Hı -hı. Piyano her şeydir. Ama ben konservatuarlardayken e, Profesör Gönül Göktuğa'ndan 6 sene keman dersi aldım. Profesör Özer Sezgin'den bunlar benim çok değerli hocalarım. Allah hepsine uzun ömürler versin böyle 90'lı yaşlara yaklaştılar. Ondan viola dersi aldım. Eee... Onun için benim bu müzikal zenginliğim, büyük senfoni orkestralarıyla çalmam, yaylılarla birlikte çalmayı çok seviyorum ben. Ama hı hı. klasik müzik değil, benim haddime değil. Hı hı. Ben konservatuvar mezunu değilim bir kere onu söyleyeyim. Hı hı. Ne zaman caz müziğini dinlemeye başladım böyle 70'li yılların ortalarında. <laughs> abim akademide okuyordu falan onların arkadaşları. Ee, bana ilk böyle cazı dinletmeye başladılar. O peycan başladı. Tutamadım kendimi. Ondan sonra işte bu... Bu işin içine düştüm. Bu içten gelen bir şey o zaman. Zorlamayla yani. hayatta hiçbir şey olmaz. Hı. Hissedeceksiniz. Yaptığınız her işin de arkasında durabilecek medeni cesaretiniz ve gücünüz ve inancınız varsa o işi itersiniz hayatınızın sonuna kadar. Hı. Emeklilik diye bir şey yoktur. Hayal bittiği zaman hayat biter. Benim hayallerim hiçbir zaman bitmiyor. Her konserinizde anlatıyorsunuz aslında yani hikayelerden her, bakın, bazılarını. Bakın, e, sırf bu müzikle ilgili değil hikayesiz bir sanat eseri olmaz. Hı hı. Caz müziği uzun yaşanmışlıkların hikayeleridir. Ben o hikayeleri yaşıyorum. Kedilerimle, köpeklerimle, eşlerimle, kız arkadaşlarımla, kimle birlikteysen onunla bu hayat, tabiat olaylarını çok seviyorum. Benim yumurtlama dönemim sonbahar ve de ilkbahardır. Hı. Sonbaharda pastelliği çok severim. Şimdi ilkbaharda tabiat uyanıyor. Birkaç gün önce çimleri biçtik falan. Böyle o çim kokuları, zeytin ağaçları ufak ufak şeyler vermeye başladı. Baş vermeye başladı. Pembe pembe çiçekler açıyor tabiatta falan. Bunlar hakikaten beni çok tetikleyen şeyler. Çok güzel. Peki sanatçılarda şöyle bir durum var. Mutsuzken daha çok üretiyoruz diyorlar. Sizde böyle mi? Yoksa mutluyken daha mı çok üretiyorsunuz? Yani bunalımda olduğum dönemler oluyor. O zaman inanılmaz üretimler oluyor. Yani hakikaten çok bu bu albümde çok şeyler yazdım öyle. Kaotik beyin yapımı olduğu zaman karışıklık var kafamda çözüyorum çözemiyorum mutlu oluyorum olamıyorum. E, stresler içinde yaşadığım dönemler oluyor. Bazı şeyler bitiyor yeni bir şeyler başlıyor yeni bir şeyler başlıyor o da bitiyor başka bir şey başlıyor. Hayatınızda insanın e, bazı şeylere siz e, hiçbir zaman şey yapamıyorsunuz ne derler. Kontrolünüzün dışında başka bir enerji sizi bazen alıp başka yerlere götürüyor. Bunlar ent enteresan şeyler. Çok değişik. Dalgayı evet. almış sörf gibi böyle okyanusun içinde gidiyorsun. Ya dur diyorsun şunu döndüreyim. Hayır bazen o rüzgar senden daha güçlü. Unutmayalım ki şunu tabiat bizim dünyadaki en güçlü enerjidir. Evet öyle. Bak geçenlerde Dubai'de şey olmuş. Seller, felaketler, Ay, evet, milyon, milyon dolarlık kalkamadır. arabalar falan teslim oldular. Tabiatın önüne geçemezsin. Bir de şimdi bu global warming, e, küresel ısınma, dünyanın her şeyini değiştirmeye başladığı. Yani işte milyonlarca yıl önce işte buzul devirleri, şeyler, bütün hayvanlar ölüyor, bitkiler değişiyor. Falan. Bu bu circle devam ediyor dünyada yani. Biz evet. fark etmiyoruz. Tabii şimdi çok sosyal medyada ve her şeyde herkesin gözünün önüne geldiği için. E, 50 sene evvel, 100 sene evvel olmuyor muydu bu takım şey? Oluyordu, Oluyordu. Tabii ki. Şimdi gözümüz içine giriyor. Gerçekten öyle. Müzik de işte bunlardan tetikleniyor. Bunlardan Hepsinden ilham alıyorsunuz aslında. Sırf ben değil heykel tıraşlar alıyor, tiyatro sanatçıları alıyor, film artistleri alıyor, rezisörler alıyor. Hepsi dünyadan etkilendiği şeyleri kendi sorumlulukları ve kendi mesleki çevreleri içinde bir şeye dönüştürüyorlar. Ben müzisyen olduğum için notalara dönüştürüyorum, arkadaşlarımla buluşuyorum, prova yapıyorum. İçime siniyorsa hadi diyorum stüdyoya gireceğiz plak yapıyorum. Plak yaptığım zaman da o plağı dinleyen, yaptığım parçanın e, hikayesini dinleyip ve müziğinle birleştirip bir hikayeden kendi de etkileniyorsa benim için hayattaki en mutluluk o. Yeni Zelanda'dan da bir mail geliyor, Kanada'dan da geliyor, Tunus'tan da geliyor, Azerbaycan'dan da geliyor, Azerbaycan'dan ne mutlu. da geliyor. O zaman doğru bir şey yaptığımı inanıyorum ve bundan sonra yapacağım şeylerin daha dik arkasında durmaya çalışıyorum. Yani yaptığınız şeyin arkasında durmak, inanmadığınız hiçbir notaya basmamak. Hı hı. Madde karşılığında sizin satın alın, alınmaması müzikte. Bana istediğin şeyi ver. Ben eğer senden bir şey hissedemiyorsam beni o konsere çıkartamazsın. Çalmam ya. Gayet basit. Bugüne S kadar ayağımda, ayakta namusumla, ismimle durdum. Çok beklentilerim de yoktu yani. Ama demek ki hayatı idame ettirebiliyorum. istediğim şekilde, hı hı. istediğim müziği yaparak. Gerçek sanatçılar sanıyorum böyle duyguları yok, yüksek ve... Sesleriyle ben kendime müzisyen eden. denilmesinden çok daha mutlu oluyorum. Ben bir müzisyenim. <laughs> Müzisyensiniz. Evet. Tamam peki. E, o zaman e, şimdi Bodrum'da yeni ben konserinizi izledim ve... Piyano kırmadım ama değil mi? Sen bana dedin ki öyle enerjik çalıyorsun çok ki... Çok enerjik kır çalıyorsunuz. E, bir ara böyle yükseldiğinizi, havalandığınızı gördüm. Yani öyle e, derin bir parçaydı ki siz koptunuz gittiniz. Biz de öyle hissettik Niye? dinleyici olarak. Niye? Çünkü çok Ferit Odman parça arkadan yüklendikçe evet, yükleniyor. Ferit de ]leniyor. şahane. Volkan Hürsever, Burdozer gibi geliyor, swing evet. ediyor konturbasında. Onların, ya biz triyoyuz. Bir de çok göz gözle sohbet ediyorsunuz. Siz gözlerden konuşuyorsunuz sahnede. Ben Volkan'la kaç senedir çalıyorum biliyor musun? 1994'ten beri. Kaç sene olmuş? 30. Ferit'le kaç senedir tanıyorum? 16-17 senedir. Ben Ferit şimdi 42 yaşında. Ben Ferit'i 13 yaşından beri tanıyorum. İnanılmaz. Kerem Gösevel'le Jazz programım vardı işte benim TV8'de falan. Sorular sorar, CD hediye ederdim. O zamanlar internet yoktu. fax numarası verirdik. Programdan sonra fakslar gelirdi. İşte programı e, editörü o faksları toplardı. Sonra ertesi programdan önce gelir ben kura çekerdim. O da hiç öyle torpil yok. Faks Torpilsiz. şeyleri, faks numaraları böyle kağıtların içine olurdu. Kavaroz için çekerdim. Her hafta üç kişiye CD. Ferit Otman diye Bursa Çekirge'den bir çocuk Doğru doğru orta ortaokul talebesiymiş o zaman ne güzel ve o programın sonunda Levent Parman diye caz sever bir şeye dinleyiciye de piyano hediye ettim. Evet. Ay çok güzel. Evet Okan Boyülken çekmişti şeyi de kurrayda tesadüf. sonra çıktı sonra Levent'le arkadaş olduk yani caz böyle eğlenceli bir şey esasında. Çok eğlenceli yani muazzam. Ama böyle eller havaya gibi eğlenceli değil, değil. insana iyi bir Terapi. mutluluk bravo evet. mutluluk ve enerji veren bir eğlence diye düşünüyorum Beyni çalıştırıyor. Kesinlikle. Vücudu çalıştırıyor. Ben anlamak istiyorum mesela sizin e, çaldığınız bir besteyi anlamaya çalışıyorum. Çünkü duygudan duyguya geçiyorsunuz. Bazen çok yavaş başlayan çok hızlı bir şeye dönüşebiliyor havalandığınız anlardan bahsediyorum. E, ve orada anlamaya çalışıyorum mesela. Bunun hikayesi ne? Neden böyle oldu? Bu geçişleri yaşadık şu anda. Çöylükliğimi nasıldır? Geceliğin eksi altına düşer, gündüzde kavurur. İşte caz da öyle bir şey ya. Neyin ne zaman olacağı belli değil. Karadeniz gibi. Benim Karadeniz ee, diye sürprizli. bir tane de meslem var böyle. Bir anda dalgalar çıkar, şeyler olur. Fırtınalar çıkar. Karadeniz gibidir caz. Heyecanlıdır. Peki caz dinleyicisi nasıl olmalı? Caza neden başlayacaksın biliyor musun? Neden? Vokal cazından. İşte Nat King Cole dinleyeceksin. Ella Fitzgerald. Sarah Vaughan. Frank Sinatra. Tony Bennett. Aklına kim Ray geliyorsa. E, tabii Ray Charles. Ondan sonra Diana Washington'lar. Armstrong. Onlar enstrümantal. Önce... E, vokal cazı olarak dinlemek lazım 1940'lar 50'lerden sonra. Ondan sonra birazcık bu virüs içinize girdiği zaman bu güzel virüs araştıracaksın işte kimler var işte Red Garland, Bill Evans, Tommy Flanagan, Hank Jones falan, Coltrane'ler, Miles Davis'ler, Freddie Hubbard'lar yani sonsuz bir uzay boşluğu caz. Peki, Dibini kimse bulamamış bunun. Peki hmm, doğuşuna gelmek istiyorum ya benim bildiğim New Orleans ama siz diyorsunuz ki hayır ben de... hayır. Doğru söylüyorsun. 1870'li yıllarda ne yapıyorlar? Tarlalardan pamuk topluyorlar. Hı hı. Pamuk toplarken ne yapıyor? Bizim Türkiye'de aşıklar vardır biliyorsun. Hı hı. sazı eline alır gider. Evet. Ne anlatır o? Derdini anlatır. Derdini anlatır. Ne anlatır? Yaşadığı ilişkiyi anlatır. Hı hı. Sevgilisini anlatır. O da pamuk toplarken ben fakirim, ayaklarım çıplak, pamuk topluyorum. Güncel olayları anlatıyor. Hı hı. Ondan sonra kiliselerde ne başlıyor? Amen. Gospel başlıyor. Bütün işte o Ray Charles'ların çıktığı, Diane Warwick'lerin, Whitney Houston'ların, Steve Wonder'ların hepsi bunlar gospel korolarından çıkıyor. Gospel. Ayinlerden çıkıyor bu jazz. Ondan sonra ne oluyor bu tarlada pamuk toplayan insanlar r' duyan Avrupalı ...besteciler özellikle Fransızlar merak ediyorlar bunu ve cazı formal hale sokuyorlar. Bu tabii benim kendi okuduğum ve bildiğim şeyler tabii içinde eksiklikler olabilir. Ben bir caz tarihçisi değilim, hmm. caz eğitmeni de değilim. Hemen beni böyle program dinleyip de yargılamasınlar. İşte Kerem Bey şunu da unuttum bunu da. Yani ben böyle kısacası insanların anlatabileceği bir şekilde... ...ben de çünkü kafamı benim çok karıştırsanız benim de cazda dinlemediğim tarzlar var. Böyle bir şey var mı? Var. Tabii Fazla etnik müzik dinleyemiyorum. Hı hı. Postmodern cazları dinleyemiyorum. Elektronik cazları dinleyemiyorum. Hepimizin beyninde bir mutluluk sargılayan bir şeyler var. Beni ne mutlu ediyorsa hayatta onun peşindeyim ben. Beni akustik caz, swing, hı hı. işte quintetler, forma, e, quartet formatları, büyük orkestralar, bazen vokal cazlar falan dinlediğim zaman ben akustik hı. müzikten zevk alıyorum. Çünkü klasik müzik de öyle dinliyorum. Ne mutlu size. Peki New York'a gelecek olursak, niye bütün caz sanatçıları New York doğumlu? B bütün cazcılar değil, dünya... Bir çoğu. Bütün sanatların dünyadaki amiral gemisi, kalbi New York. Film her şeydeki Hollywood değil, Hı -hı. New York'tadır. Ressamlar New York'tadır, film yapıcımları New York'tadır, heykeltıraşlar... Modanın merkezi aslında Bravo. New York'tur. New York çok ağır bir savaş meydanı. Hı -hı. En ufak bir darbe yedin mi üstünden savaş arabaları vardır ya böyle atlı arabalar Roma'da. Hı -hı. Öyle geçerler toz olur gidersin. Yahut da dağdan inen bir çığıyı düşün seni altına alır götürür. New York çok ağır bir savaş meydanı. Hı -hı. New York'ta on binlerce caz müzisyeni var piyanist olarak. İnanılmaz. Evet Burada geçenlerde Ferit'in <laughs> şimdi bir konseri var yurt dışına gidecek. Davulcu aradım İstanbul'da. Beş kişiyi aradım denk getiremedim. Yok. E, yani bizim tarzımızda e, hisseden bizim tarzımızda çalan. ya yani çok zorluklar yaşıyoruz bakma yani. Türkiye'de çok de. Çok zor. Ama işte diyorum ki New York'ta mesela kültür. Her akşam insanlar gerçekten bir caz dinlemeye gidiyor. New York'ta sokakta da cazlar rastlıyorsunuz. Bir... Central Park'ta da konturbası alır, saksafon alır. Evet, her... Ona da 3 dolar, 5 dolar verirsin. Verirsiniz. O da gayet sakin alır, gider. Gider hamburgerini yer, ben sana bir şey söyleyeyim sözünü kestim. 97 yılında galiba ben New York'a gitmiştim. İşte oraya da gittim bir 3-4 ay kalmaya. Albüm yapmaya gittim New York'ta esas. Şimdi burada 94-95'te pek çok Amerikalı caz tanıştım tanıştımdı. Q Jazz Bar'da. İşte Eric Reis, Russell Gunn, işte Dana Murray, J.D. Allen falan. O zaman da iki albüm falan yapmışım Türkiye'de. İstiyorum ki böyle yeni albümler yurt dışına biraz açılıp müzisyenlerle albümlerimi çalmak falan. Kısa kesiyorum. Gittim işte New York'a. Ee, heyecanlı heyecanlı albümlerimi falan yaptım. New York'ta baktığınız zaman caz kulüplerinde nasıl burada mesela Türk popu çalan yerler var onlarca. New York'ta da öyle yerler var. Ve birinci set, ikinci set insanlar kapıda biz Ferit'le Village Vanguard'da karın altında, yağmurun altında Elimizde şemsiyeyle içeri girmek için sırada bekledik. Ya Bill Clinton, Bill Clinton, ee, Barbara Streisand bir özel gece yaptı şeyde, Village Vanguard'da. Onu internette falan da belki bir belgeselde görmüştüm. Elinde şemsiyeyle Village Vanguard'ın sırasında oh. Amerika Başkanı Village Vanguard'da burnundan kıl aldırmazlar. Arkadaş, o kuyruğa gireceksin oraya girmek için. Bitti. Bu böyle bir misyon. O ne güzel bir kuyruktur o. Tabii insanlar şey yapıyorlar tabii. Bekliyorlar. Bizde yok. Sen beni tanımıyor musun? Dur bakalım. Üç ben kişilik benim için rezervasyon. Rezervasyon biliyor musun? Rezervasyon falan yok orada. Gidersin, girersin, çoğu beklersin kapının içinde. Caz aslında şey. ama caz dinleyicisinde de bu şey yok yani. Sen beni tanımıyorsun. Bir caz dinleyicisinin yapacağı Başka? bir şey değil aslında. Değil tabii. Ben çok iyi biliyorum ki mesela bir tenekeden bir şeyler var işte öyle içiyorsun. Adını Aha. vermeyeyim öyle yola da atarsın falan. Yani eğitimli insan, caz müziğini, caz dinleyen için değil, eğitimli insan sıraya da girer. İnsan ruhunu taşıyan vicdanlı insan sıraya da girer, her şeyi de yapar. Arabasının kül tablasını camdan aşağıda dökmez, İçtiği meşrubatın şeyini de atmaz. Karpuz yiyip de ben karpuz atanı gördüm. Ha, olacak şeydi yani çok üzücü. İnsan kıymet vermeli sokağına. E, cam atıyorsun, de, ondan sonra yangın no çıkıyor. Hallesine. Bilmem kaç bin dönüm yer yanıyor yani. Biz bunları yaşıyoruz güneyde yaşadığım için ben görüyorum bunları. Gerçekten üzücü. Peki caz dinleyicisi nasıl olmalıya gelmek istiyorum tekrardan. E, günümüzde inanılmaz bir sosyal medya var. Yani siz konserde çalarken dürüst olayım ben de yaptım çünkü o anı paylaşmak istedim. Çok güzeldi. Paylaş. Ama baştan yayılsın. Sonra çekenler var çeksinler. Çeksinler mi? Hiç ben rahatsız olmam. Yalnız gelip böyle kamerayla gözümün üstüne değil. O ben motivasyonumu bozmadan hı hı. çeksinler. Nimet bu bizim için. Caz yayılsın. Ne kadar güzel. Yani caz esasında ne biliyor musun? Bir müzikal pandomim sahnede. Hı hı. Pandomimde müzik yoktur, ses yoktur bilirsin. Cazda hem çalıyoruz, hem birbirimize bakışıyoruz, hem e, interaktif insanlarla sohbet ediyoruz Sohbet ediyoruz, parçaların dinle. hikayelerini anlatıyoruz falan. Bu ne evet. kadar güzel bir şey. Onları dinlemek muazzam yani her çaldığınız şarkının hikayesini anlatıyorsunuz biz dinlerken başka dinliyoruz. E tabii çünkü hikayesi için. olmayan bir şey olmaz hayatta her şeyin bir hikayesi vardır. Evet şimdi New York'a geleceğim geri orada bir kültür var her akşam caza gidiliyor sokakta caz var bir otele giriyor her yerde caz var. Ee, bu kültürün artması için Türkiye'de neler yapılabilir? Bol bol caz çalacak radyo istasyonları yani stream de olabilir bu yani Hı -hı. internet üstünden de çok yapılanlar var Hı -hı. Türkiye e, TRT eskiden çok yapardı caz programları e, benim çocukluğumda falan gençliğimde. Hı -hı. şimdi onlar biraz azaldı özel radyoların yani bir şey az dinleniyor diye kalitesiz değildir ratingi az az diye o program programdan kaldırılmamalıdır Ayrıyeten... E, caz programlarının hiç de küçümsenecek bir reytingi yoktu televizyondayken özel hastaları bana Peki. Diyarbakır'dan da geliyordu Azerbaycan'dan da geliyordu mailler Trabzon'dan da geliyordu oradan da geliyordu Türkiye'nin her yerinden geliyordu bu müziği dinleyen herkes var yeter ki bu müziği nasıl sunmak lazım nasıl sevdirmek lazım hı hı. sevdirmekle başlıyor iş bir yerde başlamak gerekiyor. İnsanlar biraz çekiniyor da olabilir. Nereden başlayacağını bilmiyorlar. E söyledim ben. mi işte. Biraz vokal, önce vokal, vokal cazlarından caz. dinleyeceğiz. Önce Türk halkı sever çünkü hı hı. şarkılı, türkülü şeyleri. Popları da sever, türküyü de sever. Türk, türkü de zaten. Türk geleneksel şey Anadolu'dan çıkmış. Ama bak şunu bir şey söyleyeceğim sana. Mesela 1950 yıllarında Amerika'da Amerikan Jazz Songbook diye hı hı. bir sistem çıkıyor. İşte Amerikan jazz şarkıları. E, ...oradaki 48. Cadde'de bütün prodüktörler var... ...her yerde müzik sesleri falan... bunlar bana İlhan Mimaroğlu anlatıyordu... ...İlhan Mimaroğlu'nu biliyorsunuz... ...Biliyorum sizin hatta bir besteniz var ona değil let mi? To, let, let ...Letter to, to Mimaroğlu... İlmaroğlu. ...Londra Filharmoni Orkestrası'yla yapmıştım... ...Londra Abbey Road Stüdyosu'nda... ...Büyük Senfonik, Ellen Broadbent, Örnivas falan... ...ve götürüp onu... ...İlhan Mimaroğlu'na vermiştim sonra da... ...bir sene sonra falan vefat etti... ...İlhan Mimaroğlu biliyorsunuz Mimar Kemalettin'in oğludur... Hı -hı. Türk 20 yıllıkların arkasında resmi vardır Mimar evet. Kemalettin'in. Türk çok çok özel bir insandı. Allah rahmet eylesin. Atlantik Rekord. Ahmet Ertegün, Nasiha Ertegün, İlhan Mimaroğlu, Arif Mardin. Bu dört tane Türk büyüğü Amerika'nın caz sektörüne, müzik sektörüne yumruğunu vurup bir numaraya çıkartmış adamdır. İlhan Mimaroğlu, Arif Mardin. E, Nasiha Ertegün. bu, bu dörtlü. Bu işte yıldızlar bunlar. yıldızı sohbetler bunlar. Keşke onlar yaşasaydı da şurada otursalardı. Biz de hazır oldu onların önünde anlattığı hikayeleri dinleseydik. Ben New York'a gittiğim zaman hem İlhan Mimar'ın evine giderdim. Bana necesi hikayeler anlatırdı. Elinde onun 8 milimetrelik o kadar çektiği şeyler var ki. Ella'lar, Nat King Cole'lar, Miles Davis'ler. Rahmetli eşi de e onlar. Nerede onlar bilmiyorum şimdi. Hı hı. 8 milimetrelik filmler. Dünya jazz tarihi. İlhan Mimaroğlu biliyorsunuz. Dünyada elektronik müziği de ilk başlatan kendisidir. Bülent Arel ile birlikte. Hı hı. Elektronik müziği de başlatan olur. Yani yeni bir şey değil elektronik müzik. 1960'lı 50'li yılların sonunda falan bunlar başlatmışlar. Elektronik müzik. Ezan sesiyle başlayan bir parçası vardı İlhan Mimaroğlu. Ondan sonra Fred Hubbard çalıyordu trompetçi. Ya bunlar yani çok değişik müzikler. Bunları ben sevdim mi? Hayır, dürüstçe söyleyeyim. Hı hı. Bana pek hitap etmedi ama bir devrim niteliğinde olan şeylerin, bugün yapılan şeylerin ağa babasıdır onlar. Hı hı. Peki sizin için hangi dönem caz için böyle cazın altın çağıydı? 50-60-70. 50-60-70'ler. Evet, 50-60-70'ler. Şahane. Peki caz müziğini anlatırken diyorsunuz ki şahsiyetli, dürüst, namuslu, helal süt emmiş, vicdanlı, vatansever. Bu ne kadar güzel bir anlatım. Ben de öyleyim. <laughs> Siz de öylesiniz. Evet. Zaten benim çalıştığım insanlar da böyle. Ee, böyle insan olmadıktan sonra hayatta bir şey olamazsınız. Sırf Hı -hı. caz müzisyenliğine ilgisi değil bu. Hı -hı. Bizim en büyük şeyimiz vicdanlı ve ülkesini seven insanlar olmamız. Ne mutlu. Peki her bestenin hikayesi var mı? Var. Sor mesela sana verdiğim o plakta. Sana de orada söyleyeyim yani aklına gelen bir şey. Hiç gizli kapaklı değil. Hepsinin hikayesi var. Kızıma yazdığım parçalar var. Köpeklerime yazdığım parçalar. Serenity. Var. Serenity. Serenity e, sıkılgan bir dönemimde e, sessizliğe ihtiyacım vardı. Ses duymak istemiyordum. Bir şey yapmak istiyor. Bir şey yapmak istemiyordum. Aklıma böyle bir melodi geldi. Onu yazdım. Çok minimal bir melodiydi o Serenity. Hı hı. Ondan sonra onu Ellen Broadbent'e yolladım. Ellen Broadbent onu yazdı. Serenity'yi de sonra yani ya ya Prag Filarmoni ile yaptık. Galiba evet Prag Filarmoni ile mi yaptık? Yahut Los Angeles Filarmoni ile mi? Şımardım şimdi. Benim böyle 4-5 tane var. birçok filarmoniniz var evet, evet. Evet çok seviyorum çünkü. Ya birçok yerinde. Orkestra'larla çalmayı çok seviyorum. Büyük orkestralarla çalmayı çok bana mutluluk veriyor. Çünkü Klaus Ogerman, Nelson Riddle, Gordon Jenkins böyle Ellen Broadbent gibi aranjeli aranjmanlarını dinleyince büyük orkestra'larla Hiçbir fark yok klasik müzikten. Sadece içinde caz var. Caz ve klasiğin birleştesi. Ben de bestelerimi onlara veriyorum. Klasik orkestralarla çalıyorum ama haddimi biliyorum. Hayatımda hiçbir klasik eseri çalmadım. Çalamam zaten. Dalga geçirmek istemem kendimi. Niye çalarsınız? Hayır bence. çalamam. Four Days peki. Four Days'in de ruhu çok başka. Four Days... Four Days. çok inişli çıkışlı mesela. Evet. Çok ben merak ediyorum ruhu çünkü bana Söyleyeyim şey geldi. onu. Ee, çok sevdiğim bir arkadaşımla dört gün Yunan adalarında tatil yapmıştım. Ben yine özel konulara girdim galiba. E, tabii canım e, dört günün dört günün tatilin verdiği dört tane adanın hikayesi or oradayız. Dört gün güzel dört gün geçmişti. Çok ama şey bir dört gün geçmiş belli ki ya çok yüksek, çok yüksek. sakin, çok mutlu. Bir barometre gibi benim sakin. şeyim ruhum. Bazen çok yükseklere çıkıyor, bazen yerlerde sürünüyor. Yerlerde sürün dediği zaman da parçalar var. Yukarılara çıktığı zaman da var... İyi ki hayatı doya doya, dolu dolu yaşıyorum ki bu besteleri yapma imkanını o enerji bana veriyor. Ne mutlu Secret Love? Secret Love benim bestem değil. Secret Love, Calamity Jane filmi. Hı, hı. 1900... Ama siz onu çaldım. Çaldınız. Secret Love'ı çaldım. Hı hı. 1952 yılında Doris Day biliyorsunuz Amerikalı caz şarkıcısı. İki tane kızın aşkını anlatan bir gizli hı hı. aşk o. O, o. Secret Love o. Hmm, ben acaba siz uyarladınız mı? Kendiniz ekstra biçim yaptınız. Hayır yapmadım. O besteyi aldım. Ben besteyi besteyi kendim aldınız, düzenlemesini çaldınız. ben yaptım. Ben çaldım. O benim beslem değil. Secret Love. Tamam peki. O zaman e, ne dinlenmemeli? Sizce kaliteli müzik nedir? Yani hani böyle caz müzik evet kaliteli bir müzik ama işte... Şimdi rap çok yükselişte, pop var. Kızım da benim rap dinliyor. Ben de dinliyorum bazen. Çok Siz güzel. nasıl değerlendiriyorsunuz? Rap Kaliteli nedir? Kaliteli müzik nedir? Rap nedir? Sokak müziği. Blues'un başka bir türü rapte. Gene hikayeler anlatmıyor mu? Sataşıyorlar evet. birbirlerine. Bizde yok mu aşık taşlama? İki tane aşık oturur. Evet. Birbirine sataşırlar, dururlar. Doğru. Eğlenirler. Rap de o. Ne Bak Duke Ellington'un bir e, iyi müzik vardır, kötü müzik vardır. Hı hı. İyi müzik vardır, kötü müzik vardır. Bu her müzikler için geçerlidir bu. Bugün Aşık Veysel dinliyorsun. Ee, daha bir başka bir örnek vereceğim sana. 1950'li yıllarda. <gülüyor> <gülüyor> Minir Nurettin Selçuk 1950'lerde. Biz Heybeli'de her gün mehtaba çıkardık diyor. Bestesi var. Heybel adayı düşün. Gökyüzü, ozon tabakası delik değil. Yıldızlar, mehtap, yakamozlar, öküzat tarafta Moonlight Environment diyor Amerikalı. Bogie Carmichael Stardust diye parça yazmış. Skylark diye parça yazmış. Esasında hepsi aynı. Hı hı. Biri Türk musikisi, biri caz. Duygular, hisler, akustik hikayelerin hepsi aynı. Bu Amerikan caz sanatlarının e, şarkı sözlerinin manaları bazen o kadar derin ki Aynı bizim Türk musikisinde ne hikayeleri var, ne manaları var, ne aşk hikayeleri var. Hepsi bunlar aşk üstüne yazılmış şeyler. Peki, Onun için hiç fark etmiyor. Hepsi aynı. Aşk demişken demişsiniz ki ben her müziği dinleyemiyorum. Üç kişiyle aynı anda aşk yaşayamazsınız. E, dinle Bu çok şahane bir e, anlatım geldi bana. Evet. Yani her müziği dinleyemiyorum. Bana hayaller kurduran insanla beraber olurum. Hı -hı. Hayallerime götüren müziği dinlerim. Nokta. Başka hiçbir şey. Yani bir müzik dinleyince benim beynimin içinde bir şeyler attırması lazım ve o bana hayaller kurdurması lazım. Ben Bill Evans dinleyerek hayatımda en çok hayal oh, kuruyorum. Ne güzel. Ben Bill Evans dinleyince benim hakikaten yapmak istediğim şeylerin kararlarını vermeme bir anahtar uzatıyor ve o kapıyı ben atıyorum. O, o kapı yapmak istediğim şeylerin girişi. Ondan sonra hı hı. top sizde. Ee, ne yapmak istiyorsan kendin yapacaksın. Sana kalmış bir şey. Müzik dinleyerek ben hayal kuruyorum. O hayalleri de Ondan sonra gerçekleştiriyorum. Peki bestelerinizi yaparken birilerinden öneri, tavsiye gibi şeyler alıyor musunuz? Buramdan girer, buramdan çıkar. Güzel. İlk kime dinletiyorsunuz peki? İlk, Bitti. İlk köpeklerim ve kedilerim dinlerdi. <laughs> e, o, 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 evin içinde kim varsa onlar dinler. <laughs> Çok şanslılar. Evet, onlar dinlerler. Hı -hı. Evin içindekiler. E, ondan sonra. Ferit'e dinlettiririm hemen e, Volkan'a dinlettiririm kim varsa müzisyen arkadaşlarım dinlettiririm ondan sonra notlar alırım yazarım yollarım onlara ondan sonra prova yaparız. Demişsiniz gibi de caz, cazın öyle tarzları var ki insanlara dinletirsiniz ve mürit kazanırsınız. Bu aslında e, bunu şey için mi söylediniz? Hani terapi gibi insanın kendine yaptığı en iyi yatırım ve dinlerken aslında hipnozda gibi hissediyorsunuz. Aa, bravo iyi çözmüşsün yani e, aynen öyle. İnsanlara dinleyebilecek şeyler vereceksin. Hı hı. Ondan sonra o kapasitesini kendi arttıracak. 6 GB'dan 12'ye çıkacak, 12'den 24'e çıkacak falan. Hı hı. onun elinde olan bir şey yani o. Peki bu dünyada rekabet var mı caz dünyasında? Ölümcül rekabet var. Herkes en iyisini olmak istiyor. En çok dinlenen olmak istiyor. Çok büyük caz müzisyenleri bazen değişik projelere giriyor. Milyonlar, on binlere ulaşanlar milyonlara ulaşmaya başlıyor falan. Evet, Evet var böyle şeyler. Ya tabii ne olacak şimdi çok Amerika'daki dünya starları rap falan da çalmaya başlıyorlar. Rap evet rap çalıyor falan yani. O zaman cazı biraz kenara itiyor dinlendiriyor. Çok evet evet var öyle şeyler. Çünkü var. bana böyle hiç hırslı bir dünya gibi gelmiyor caz. Hırslı olmayanlar da var. Kenny Baron mesela şimdi 82-83 yaşında hı hı. hala trio çalıyor. Benim de hırsım yok. Yani hırsım var olmaz olur mu? Ama hırs değil o. Azdimken içe dönük. Aynen diyoruz. öyle. Yani ben de istiyorum daha çok insanlara ulaşayım ama hı hı. yaptığım işle ve kendi beslerlerimle tarzımı değiştirmeden. Peki yani siz şimdi Türkiye'de gerçekten caz deyince ilk akla gelen isimsiniz. Olur mu bu çok, anlamda? Çok, çok evet. Öyle. <laughs> bu sizde böyle bir sorumluluk yaratıyor mu? Her attığım adımı dikkatli atıyorum. Bundan büyük sorumluluk var mı? Daha çok insan kazanmak. Yaptığım her televizyon programında şu andaki olduğu gibi. Hem konuşuyorum hem ne söyleyeceğimi düşünerek konuşuyorum ki daha iyi aydınlatabilirim diye insanları. Hı hı. Peki sizin dünyanızda da bir dostluk var mı? Mesela Fazıl Say'la dost musunuz? İşte diğer e, müzisyenler arkadaş mı? Hep böyle bir dünyada dostluk konuşuluyor ya. Dostun olmadığı konuşuluyor aslında. Fazıl Say'ı da tanırım ve son derece saygı duyduğum bir müzisyen. Benim dostum olmayan kimse yok. Ne ben herkese dost olurum. Ama sınırlarım, mesafelerim vardır. Çok iyi dostlarım vardır. Kankalarım vardır. Bir de kardeşim kadar yakın olan insanlar vardır. Bir de gündelik dostlar vardır. Gördüğün zaman sarılırsın, merhaba dersin ama hı hı. hiç düşmanım yoktur. Kimseye de kin tutmam ben. Ne ne böyle saçma şeylerle beynimi yoramam ben. Peki bu farkındalığa ne zaman e, eriştiniz? Nasıl böyle yani hangi yaşlar sizi böyle yaptı? <laughs> 55'ten sonra falan böyle. Daha dinginleşmeye başladım. Ondan önce de dingindim ama böyle ay o onu yapmış oh, ben de falan yok böyle gene fazla böyle uçlarda yukarılarda yaşamıyordum gene hep yapıcı düşünüyordum ama şimdi biraz daha huşu içindeyim. Daha da eksiklerim var onları da e, yapmak Neden istiyorum. Neden huşu içindesiniz ne bunun sebebi? Kendime güvenim arttı. Hı hı. Her konuda. Çok güzel. E, kendime daha da güvenim arttı. Güvenim yükseldikçe e, bakın şöyle bir şey var. Şimdi daha genç yaşlarda şöyle açıklayayım mesela her insanın içinde bir şeytani bir şey vardır değil mi? Tabii ki insanın içinde iyi de kötü Ve de seni insan böyle tetikler. Içinde. Tabii ki. O bazı yaşlarda gençlik yaşlarında falan yüzde 49-51'dir. Çok mücadele edersin <laughs> onu daha aşağı çekmek için. İlerledik benim şimdi o içimde yüzde beşlere düştü. <laughs> diyorum böyle üflüyorum kayboluyor gidiyor. Yüzde 95'lerde. Aklıma kötüyü sokma git buradan. O gelmiyor bile ama mesela 15 sene evvel biraz daha böyle tetikliyordu beni. Şimdi hiç umurumda bile değil. Yanıma gele gelemiyor. Çünkü inanıyorum kendime ne kadar dingin ve sakin olursan, ne kadar yaptığın işle e, iyi kaynaşırsan, ne kadar dostlarınla birlikte sevgi paylaşırsan, hayatında o kadar beynin daha temiz, daha yaratıcı ve geceleri yattığın zaman daha huzurlu oluyorsun. Ee, tabii benim de hayatımda çok eksiklerim var, keşkelerim var ama keşke yok benim hayatımda. Ya o keşkelere de bir noktada iyi ki diyoruz. Yaşamışız o evet. dönüşümü diyoruz. Evet. Yaşıyorsun, ders alıyorsun ama hayatta hata bitmiyor. Hatalar uza, ufaldıkça vücuduna ve beynine gelen zararlar azalıyor ama Hı. hata bitmiyor hiçbir zaman hatalarla yaşamayı onlarla barışık olmayı bileceğiz. Bakın bilge gibi konuşuyorsunuz. Bu 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 seviyeye şurada mı eriştiniz acaba? Deniz tutkunuzla mı yoksa herkesin hayali aslında Bodrum'a yaşamak ya da güneye yerleşmek. Herkes İstanbul'da işi gücü bırakıp Bodrum'a yerleşmek. Ben istiyor. şimdi İstanbul'a kaçıyorum ama. Siz ama Bodrum'da yaşıyorsunuz. Yaşıyorum. Hala Bodrum'da yaşıyorum. Evim var. Bodrum'un bir köyünde ama Aha. İstanbul'a yerleşmeyi düşünüyorum artık. Yeni Aa. bir hayata başlayacağım evet. Benim böyle deliliklerim vardır. Savaşçı ruh gelmiş. Ee, ya da o savaşçı ruh hiç bitmemişti. İstanbul'a yerleşeceğim. Ona karar verdim. Tekrar eski eskiden Emir oturuyordum. Ama İstanbul savaş yeri şimdi. İstanbul'da savaş savaşmadan... Ben çok rahatım o konuda. Benim her gün belli saatlerde bir yere gidip gelmediğim için trafiğe istemediğim hiçbir saatte çıkmam. Uh -huh. Öyle şeylerim vardır. Randevülerim hep öğlen 11 ile buçuk arasında hallederim. Trafiğe çıkmam. İstanbul'da geldiğim zaman şeyim var. E, İstanbul kartım var. Onunla birlikte metro ile gidiyorum geliyorum. Metroların boş olduğu saatlerde. Şimdi de 60 yaş üstlerine de yarı para alıyorlar. Şimdi internetten müracaat edip kartımı da değiştireceğim. Bu böylelikle yaşı da öğrenmiş olduk. <laughs> Yok 63 yaşındayım canım bir şey değil daha daha yapacağım çok şey var. <laughs> daha çok şey var. Tabii hayallerim var bir sürü şeyim var yapacağım şeyler var. Olur mu? Hayal, hayal bitmesin. Tek olay o. Allah sağlığımızı bozmasın, hayallerimiz Aa, bitmesin. Gerçekten sağlık en önemlisi. Peki, İstanbul'a yerleşiyorsunuz. Evet. Ama bütün yaz Bodrum'da programlarınız olacak değil mi? Üç, üç, turnelerim de var şimdi. Hı -hı. Bir sürü festivaller var. 1 Haziran'da gene dünyanın en önemli festivallerinden Akra Caz var. Akra Caz Festivali. Hı -hı. O çok güzel. Bundan ben sonra... de Bozcaada Caz Festivali'ne bayılıyorum. Ha. Oraya piyano getiremiyorlar. Piyano yok orada. Aa. Evet piyano olması lazım. Yani niye adaya piyano mu girişi yasak? E, hayır, yasak değil de çok meşakkatli bir şey yani kamyonla gelecek, olaya gidecek bir de çok bir, bir konser bedelinin üç misli para falan yani bir piyanonun gelmesi. Ha, da bunu çözemiyor mu? İlginç Bilmem bugüne gerçekten. kadar çözemediler. Çok enteresan. Peki evet. sizin için en belirgin dönüm noktanız ne zamandı? En verimli <laughs> belirgin dönüm noktanız. Verimli de olabilir. Yani Hayatımızda bazı dönüm noktaları var bizi ha, dönüştüren. Söyleyeyim. Bak şu çok önemli benim için. 2010 yılında Londra Filharmoni Orkestrası'nda terapi albümünü yaptıktan sonra Hı -hı. orada Ellen Broadbent ve Ernuvas'la birlikte bir çalışma işine girdik beraber. 2015'e mi Biz kaçta? 2024'teyiz değil mi? 2024'teyiz. Tabii o. Artık zaman kavramımızın Evet. 14 sene siz... geçmiş. O süre içinde Ellen Broadbent'le, Ernuvas'la dört tane plak yaptım. Emirgen diye bir plak yaptım. Four Days'i yaptım. Ay Four Days. Four Days. Personal Balance yaptım. Bir de bir şey dahaydı. Unuttum. Neyse bir şey daha yaptım. Hı hı. Alan Broadbent'le de işte Londra Filarmoni'den sonra Prag ile yaptık. Los Angeles ile yaptık. Bunlar dünyanın taptığı insanlar ve biz bunlarla arkadaş olduk. Onlar şu anda 77-78 yaşlarında. Bir belgesel çektik onlarla birlikte. Batı Akyol çekti belgeseli. To Blemons, Tribute to Blemons diye o plak yapılırken falan. Bunlar beni çok mutlu etti o arkadaşlıklarımla birlikte. Bana hayallerimi daha da tetiklediler. Onu da yap, bunu da yap, onu da yap, bunu da yap. Ee, beni çok motive etti onlarla çalışmak. Bir, ikincisi motivenin dışında bir okulun, okulun, okulun master yaptım onlarla. Ferit de çok şanslıydı. Ferit de o konserlerin... Turnelerin, plak çalışmaların hepsinin yanında vardı. Çok mutlu oldu o da yani. Biz Muazan çok şanslı Çok şükretmemiz lazım böyle büyük müzisyenlerle. Ama ben onlara parçalarımı verdim ve dinleyip beğendiler. Beğenmese de suratına atardı yani. Öyle bir şey var. Vav wow, peki e, Grammy adaylığınız da vardı yanlış hatırlamıyorsam. 2010 yılında o evet. aday adayıydım. Hı hı. Şeyde... E, Terapi albümüyle. Evet Tabii terapiyle. Benim plak şirketim falan yok burada yani. Bir de kulisim de yok falan. Çok üzülmüştüm. Orada Grammy'ye aday gösterilmek istiyordum. Hı hı. Beş kişi seçiyorlar çünkü aday oluyor. Onun içinden biri. Sonra baktım ki ya boş ver bu iş ticari bir şey. E, kulis falan olması lazım. Olmadı. Karalar bağlamadım. Ne olacak? Olmasın. Yaptığım dünya hiç olmazsa terapi diye bir albümüm var. Tabii Spotify'dan ki. dünyanın her ucunda herkes de dinliyor. Ondan sonra o beni çok tetikledi. Ondan sonra To Levels albümünü yaptım. Los Angeles Philharmonic'i yaptım büyük orkestralarla. İyi ki de yapmışım yani. Bunlar hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kalacak. Hem de benim kızım Nisan Görseve babasından en büyük miras olarak bu albümler kalacak. Yeter daha ne yapayım. Tabii ki daha ne. Peki ama sanatçının ödüllendirilmesi sizde nasıl bir his uyandırıyor? Biz yarış atı değiliz. Biz Hı -hı. araba da değiliz. O iyidir bu kötüdür diye o araba iyidir bu herkes kendi dinleyicisini bulur herkes yaptığı müzikle kendine bir ortam yaratır kendine bir e, bir alan bulur hı hı. onun için ben hiçbir zaman konservatuvarda talebeyken bile hı hı. sınav sınav sınavlardan nefret ederdim. Hı hı. Sınamayı da hiç sevmem. Bana geliyor müzisyenler işte abi şunu bir dinlesene. Oğlum senin de kulağın var benim de kulağım var. Yahut bir konsere gidiyorsun. E konseri nasıl buldunuz? Hı, hı. E, iyi buldum sen nasıl buldun? E, ben size sordum. E, senin de kulağın var. Yani insanların bahsederi kendileri karar vermesi lazım. Hı hı. E, bir insana da ben böyle şey yapamam yani işte illa şunu dinleyeceksin bunu dinleyeceksin diye. Hayır. İnsan ne hissediyorsa neyle mutluysa hangi yemeği seviyorsa. Onu tercih eder. Yalan mı? Kimi Çin evet. lokantası sever, kim Uzak Doğu sever, Japon sever, ee, İtalyan mutfağı da güzeldir sever, Türk mutfağı da sever. Kahve gibidir caz. Hı hı. Mırra vardır Arapların. Bizim Türk kahvemiz var, İtalyanların espresso, cappuccinosu var, Brezilyaların kendi kahvesi var, Amerikalıların Amer Amerikan kahvesi var, Almanların Nescafe'si var. Hı. Kahve hepsinin ismi ama tadı değişik. Caz da böyle. Caz da böyle. Peki Türk müziğiyle cazı birleştirmek konusunda ne düşünüyorsunuz? Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Benim işim değil o. Onu hı hı. yapan mesela Türkiye'de Asya Minör diye bir grup vardı yıllar evvel. E, okay abi, Okay Temiz. Türk motifle. Sonra orkestra şefi Erol Erdinç işte o. Yavuz geliyor Yavuzları falan böyle büyük orkestralar yazdı falan. Ben e, daha çok swing seviyorum. Kendi hı hı. müziklerimi seviyorum. Amerikan caz standartları seviyorum. Zoraki, zorlama yapılan bir şeyden de hiçbir zaman mutlu olmadım. Öyle projeler bana çok geldi. Hiçbir zaman da içine girmedim. Çünkü inanmadığım diyecekler ki şimdi ne küstah herifsin? Hayır değil. İnanmadığım bir projenin içine niye gireyim? Samimiyetsiz bir müzik olacak benim için. Hissedip çalamayacağım. Siz inanmadığınız bir insanla beraber olur musunuz? Aha. Hoşuna gitmeyen, sana bir heyecan vermeyen. Asla. Bu aynen böyle bu oluyor işte. Bu böyle bu. sevgili gibidir bu caz müziğindeki tarzlar. Kimi sarışın sever, kimi esmer sever, kimi uzun boylu sever, kimi kısa boylu sever. Ama hepsi hepsi bir insan birini seviyor. Onunla birlikte olduğun zaman mutlu oluyorsun. Ben de kendi çaldığım akustik caz 1950'ler 60'ların Amerikan cazlarının ritimleri ve armonilerini şimdi bugün de kendime uygulayıp kendi bestelerimle yaşadığım olaylar bana müzik olarak dönüyor. Onları yazıyorum, onları birleştiriyorum. Bir şeyler çıkıyor işte. Zoraki çıkmıyor bunlar. Ne hissediyorsanız o çıkıyor. Ama sanki günümüzde zoraki insanları böyle kötü müzik dinletmek için bir de çaba var gibi. Prodüktörler, Neden? prodüktörler. Prodüksiyon nedir? Üretim. Ondan sonra da 2-3 sene sonra da rahmetli oluyor. Atıyorlar, başka birini çıkartıyorlar. Başka bir müzik tarzı çıkıyor. Klasik müziğin siz hiç bir prodüksiyona kurban gittiğini gördünüz mü? Dünyada ilk var olan klasik müzik. Baroktan başlıyor, orta çağdan. Hala dünyada çalınıyor. Caz, 1870'lerden başlıyor. Bugün hala cazda bir Rolls Royce gibidir. Evet. Ee, klasik müzik cazdan daha babadır. Bugün çalınan bütün müzikler, klasik müzik hariç, cazın ana nehrinden. Asit caz, pop caz, rock and roll. Ne geliyor aklına başka? Söyle. Ne müzikler? Elektronik caz, füzyon caz, etnik müzik. Hepsi büyük bir nehrin küçük dallarından şey yapıyor. Prodüktörler çıkartıyor. Ondan sonra onlar kuruyor. Tekrar cazı devam ediyor. Cazın içinden gene bir dallar çıkıyor. Prodüktörler nasıl para kazanacaklar falan fısık öyle şeyler oluyor işte. temel sorun prodüktör sorunu. Ya ben hayatımda hiçbir plama prodüktör ben yaptım kendi prodüktörlüğümü. Hı hı. Çünkü kendi müziğimi yapıyorum. Kendi inandığım şeyi yapıyorum. Popüler olsun da daha çok satsın diye hiçbir şeyim yok. Ben önce seveceğim. Sonra benim sevdiğimi hakikaten insanlar dinleyip sevecekse sevecek. Yani hiçbir zaman e, popülist bir yaklaşımla müziğe bakmadım. Popülizm nedir zaten? Gelip geçer. Tabii ki Kılıcı çok de. hızlı tüketim çağındayız. Evet. Işte. Yani melodiler bile akılda kalmıyor. Melodi kalmadı çünkü dünyada. Artık evet. yapay zekayı veriyorsun sana melodi yazıyor, akor koyuyor. Böyle bir şey olur mu? E peki yapay zeka demişken... Şimdi robotlar var biliyorsunuz Onlar piyano çalıyor Hatta robotsuz piyano çalanlar var Hatta havalimanında çok iyi örneği var ben Her gittiğimde çok gülüyorum O evet, orada evet. çalıyor hep kendi ee, kendine bir, ama Mara, Ne düşünüyorsunuz? Onu bir piyanist çalmış Hı -hı. Piyanist çalmış Diskete kaydetmiş O disketi piyanonun altına sokuyorlar Bir numara iki numara diyor kendi kendine onu, Esasında bir piyanist çalıyor onu orada Piyano çalmıyor kendi kendine Piyanist bırakmış Piyanist gitmiş. çalmış bir prodüksiyonu. Ama size yapsalar böyle bir şey. Neyi? Piyanoyu mu? Evet. Hemen fişini çekerim. <laughs> gidip ben bir Kerem Görsev konseri düzenlesem, taksam oraya disketi, o çalsa insanlar yine Kerem Görsev dinliyor. Fişini çekerim, elektriği olmadan. <laughs> o konseri basarım. Çalmaz, olmaz. Ha çalsınlar canım, hoşuma giderdi ama bana uygun şeyler değil bunlar. Ya haline. korkutuyor mu peki bu yeni teknoloji, yapay zeka? Hiç hiç korkutmuyor. Hepsi bunların neyle çalışıyor? Ya elektrikle çalışıyor ya da power bankla çalışıyor. Ya da işte kesintisiz güç kaynağıyla çalışıyor. Ben neyle çalışıyorum? Oradaki piyanoya oturuyorum bangır bangır çalıyorum. Onların enerjisi bitse hiçbiri bir şey çalamayacak. Bitti. Bitti. Beni götür dağın tepesine piyanoyu koy. Koydu da çaldım da. Ah oh, çok güzel olur. Yanan... Nemrut'ta çaldınız mı? Hayır. Orada Fazıl konser verdi. Ben geçen sene değil evvelki sene <laughs> Gökova Körfezi yandı ya bir şeyler oldu. Oraya hı hı. E, Muhammed Tokat Milas'ın geçen e, belediye başkanı Ahmet Aras da, o zaman Bodrum Belediye Başkanı'ydı. Şimdi hı hı. Muğla Belediye Başkanı. Oraya kuyruklu piyano getirdiler. O yanan yerlerin içinde <laughs> bir anmak konseri yaptık. Ama ben size bilmiyorum neden şu an bir Nemrut niyet ettim. Böyle güzel bir Gün doğumunda. Ya öyle yerlerde bazen çalmışlıklarım oluyor seviyorum ama o biraz böyle dürüstçe sana söyleyeyim şov amaçlı oluyor. Yani. Şov değil şahane bir an çok romantik ve unutulmaz aslında. Yani ona bakarsan mesela ben 98 yılında iş kuleleri biliyorsun onun çatı kapama törenine Cüneyt Özdemir çekmişti onu. Helikopterlerle piyano çıkmıştı ve orada konser vermiştik. Oo çapık e, çat, çatı kapama töreni için de ben bir parça yazmıştım. Flying Notes diye. Sonra ah, YouTube'da güzel. bak Kerem Görse Flying Notes yaz. O çatı da Amerikalı müzisyenlerle eksi eksi bilmem ne 28 Aralık'ta bak dün gibi aklımda. Soğukta kuru bir soğukta orada çaldık sesleri de orada aldık. Muazzam. Ya yani öyle deli dolu şeyler oluyor. E, oluyor oluyor öyle şeyler yapıyoruz bazen Sizin hayatta. Sizin böyle farklı bir duruşunuz da var bu sektörde. Yani reklam müziği de yapmıyorsunuz. Hissedemem ki. Yani reklam müziği, bak film ama müziği de yapamıyorum. muazzam bir şey var orada. Gelecek var atıyorum çok şahane paralar kazanabilirseniz. Tamam kazanlar ama siz... kazansın. Benim işim değil. Herkes işini yapacak. Bak benim mesela terapi albümünü Hollywood'da bir bir prodüksiyon şirketi istemişti. Ona verdik hı hı. işte filmlerde falan kullansın diye. Cevap gelmedi. Benim... Zaten bu yaylılı orkestra yaptığım şeyler film müziği gibi şeyler hissediyorum ben. Evet o. öyle. Onları kim istiyorsa bazen mesela genç yönetmenler istiyor işte e, şey yapabilir miyiz diyor. Sizin müziğinizi kullanın. Yolla diyorum ben Hiçbir şey kabul etmiyorum. Al kullan. Çok yaptım böyle. Geçenlerde şimdi bir belgesel çekiliyor şeye, Soma'ya eee 10. yıl belgeseli. Benim de bir tane Requiem for Soma diye bestem var. E, Los Angeles Filarmoni Orkestrası'nda yapmıştım kaydını dinlersin onu bir ağıt somaya yaptığım bir ağıt kullanabilirsin derhal kullanın dedim yani sorun değil her şey hayatta para değil yahu para para ne olacak evet. tamam güzel istediğin şeyleri alıyorsun yiyorsun içiyorsun geziyorsun tozuyorsun ama e, idealler bana daha çok mutluluk veriyor kesinlikle ideallerle kazandığım para kimseye eğilmeden bükülmeden namusumla bastığım notalardan gelen harca telif hakları mesela çok komiktir telif hakları. Steve Wonder mesela yılda 25 milyon dolar alıyor. Frank Sinatra'nın oğlu o da vefat etti o da öyle. Elvis Presley'in 40 milyon dolar yıllık telifi kızı alıyor falan. Bana kaç lira geliyor? Hadi söyleyeceğim gururla. Lütfen söyle. 15 bin lirayı geçmiyor. Hmm. 22 tane albümüm var. 15 milyon lira 500 dolar diye düşün. O da hmm. alıyor 40 bin. Tabii ben bir Frank Sinatra bir Steve Wonder değilim ama biraz da hakkımız olsun yahu. Biraz daha bu bu sistem çalışsın Türkiye'de biraz daha çalışsın. Dilerim inşallah bu da gelişir. Peki e, bu işe yeni başlayacak gençlere ne önerirsiniz? Eğer ki inanıyorsa ya şimdi ben kimseye şey yapamam ne der tavsiye veremem. Bir de öğüt de veremem yani utanıyorum ya. Ya Kardeşim ne istiyorsan ben onu yap. Ben istiyorum. Ben başlayacağım. Neye başlayacaksın? <laughs> Müzik çalmaya mı? Piyano çalmaya Piyano çalma. Kaç yaşında? Yaşım çok mu geç? Hayır sen çok gençsin zaten. <laughs> Başlayabilirsin de. Şöyle bir şey. Piyanoya başlamak için böyle aileler çocuklarına küçük bir şey alıp okullara yollasınlar. Böyle 6-7 yaşından sonra bu iş çok keyifli oluyor. Hı hı. On binlerce çocuğun arasından belki bir tane fazlası çıkıyor. Ama hı hı. yüz tane de piyanist çıkıyor. 10 binlerce çocuğun arasından 150-200 tane de eee konservatuvarı bitirip okullarda müzik öğretmeni olanlar çıkıyor. Özel dersler veren çıkıyor. Ne kadar çok çocuklarımıza müzik enstrümanı öğretirsek, çaldırırsak Türkiye'nin aydınlık beyinleri daha yaratıcı olur. Hı hı. Çok Özellikle doğan çocuklarımızın odalarında Mozart dinletelim. Baby Mozart, Schumann, Schubert, Vivaldi Dört Mevsim. Ben kızıma da küçük bir seti vardı. Ayşim. Çünkü Müzik dinleyince çocuk tebessüm ediyor. Bunları ben gördüm, yaşadım. Evet. Ben kızımla büyük flörtler yaşadım. İlk doğduğunda Nisan'ı 4-5 ay kucağıma alamadım ben. Korktum. Evde olduğum için 2 yaşına kadar onunla büyük hikayeler yaşadık. Ondan sonra Existence diye bir albüm yaptım ben kızımı yazdığım bütün parçaları bir albüm yaptım. Existence neydi? Varoluş hikayesi. Kızımın varoluş hikayesini bir plak olarak çıkarmıştım ben mesela CD olarak. E yani Çocuklara da, çocuklara da nitelikli müzikler dinlettirip, hı hı. nitelikli müzikler dinlettirip, onların da beynin ve ruhunun gelişmesinde e, Türkiye e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da görevi olması lazım. Okullardaki müzik derslerine boş geçmeyin. Müzik çok önemli bir şeydir. Çok. Beden eğitimi, spor çok önemli bir şeydir. Bunları okulda ciddi bir şekilde bir programa sokup, eğitime sokup çocuklarımıza ciddi müzik eğitimi ve de spor eğitimi vermemiz lazım. Çok, Çok önemli doğru. bunlar. Çok ve doğru. Ve inan ki Türkiye'nin yani ben beni sokmayan yılan bin yaşasın diye değil Türkiye'nin 50 sene sonrasını, 100 sene sonrasını düşünmek lazım. Genç bir nüfus var. Avrupa çöktü artık yaşlılıktan. Rusya'da diyorlar ki 5-10 sene sonra yahut 30 sene sonra falan <laughs> Rus kalmayacak. Yani hakikaten öyle göçler Doğru. oluyor falan. Neyse baş bu konulara girme. Biz müzik Yo, çok konuşuyoruz. çok güzel. Keyifli, hayır, keyifli. müziğin iyileştirici gücünden evet, bahsediyorsunuz evet. ve insanı dingin bir frekansa sokuyor. İnsan sakin oluyor aslında e, tabii. klasik müzikle. Aynen öyle. Sakinleşiyorsunuz ve sakin bir hayat sürüyorsunuz. Bu kadar gergin bir dünyada bence herkesin ihtiyacı bu. Evet. O yüzden çok güzel anlattınız. Peki size göre son olarak iyi bir hayat nasıl yaşanır? Allah hepimize iyi bir hayat nasip etsin diyeyim başında. İyi Ahim. bir hayat nasıl yaşanır? Hırsların kurbanı olmayacağız. Pozitif düşünmeye çalışacağız. İçimizdeki kötülüğü yenmeye çalışacağız. İlişkilerimizde saygıyı bulacağız. Bulmaya çalışacağız. Ee, başka ne diyeyim ki yani? Vicdanlı olacağız. En büyük şey hayatta vicdanlı olmak. İnsanları hiçbir zaman küçümsemeyeceğiz. Nasıl? Yük, yüksekteki insanlara bakıp kendimizi onların yerine koymaya çalışmayacağız. Her zaman biz neysek oyuz. Ne güzel anlattınız. İyi ki tamam. geldiniz. Çok Sen keyifli bir sohbettik. İyi ki, sohbetti. ki konsere gelmişsin Bodrum'da. E, i̇yi ki ya. Ha. Gerçekten çok güzel bir caz sohbeti oldu. Çok tamam. öğretici oldu bizler için. Ne mutlu bana bu verdiğim mesajlardan. Belki iki üç tane çocuk da heveslenir. Ailelerine piyano alırlar. İnşallah. Ha. Diliyoruz. Tamam. Ve Nemrut'ta bir konser bekliyorum. <laughs> Yıldız sohbetlerden bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı konu ve konumla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.